Herkese merhabalar, ben Rabia. Bugün sizlere DSA sınavı nedir, nerelerde girilir, kimler girmelidir, nasıl sorular çıkar gibi konular üzerinde bir şeyler anlatacağım. DSA ist Abkürzung für Deutsche Sprachprüfungen für den Hochschulzugang. DSA bir üniversite okumak isteyenler için, master ya da doktora yapmak isteyenler için yeterli Almanca seviyesini ölçen sınav türlerinden biridir. Bir Studium Vorbereitungs programıdır ve onun sınavıdır. DSA kursları sadece üniversiteler bünyesinde olur. Normal Sprachschulelerde ya da Volkshochschulelerde bulamazsınız. Yine DSA sınavı da sadece üniversitelerde yapılan bir sınav türüdür. Her Almanca sınav türünde olduğu gibi yazılı ve sözlü bölümden oluşacak. Schriftliche Teil der Lesefestin, Hörfestin, Gramatik ve Text Prodüksiyon var. DSA'nın diğer sınav türlerinden farklı olarak gramer bölümü var. Direkt gramere sorulduğu bir bölüm var. Arkadaşlar, TELK'te, TESTAF'ta, GÖTE'de ya da diğer sınav türlerinde gramerimizi lezında ve ya da Schreiben'le ölçerken burada direkt bize gramer sorusu soracaklar. Die DSA-Prüfung hat auch eine mündliche Prüfung. Tabii ki bir sözlü bölümü var. Die DSA-Beispiele beinhalten auch Aufgaben zu der mündlichen Prüfung. Mündliche bölümü de var. Yine sınav türlerinin diğer sınav türlerinden farklı olarak DSA sınavında sözlü kullanabiliyorsunuz. Aber Einsprachiges deutsches Wörterbuch, yani sadece Almanca sözlü kullanabiliyorsunuz. Ben kendim geçen Temmuz ayında Köln Üniversitesi'nde DSA sınavına girdim, kazandım. Ama son 1,5 ayda DSA'ya gireceğimizi öğrendik. Son anda sınav formatımızın değiştiğini öğrendik. Ve hocalarımız da tam olarak DSA'yı bilmiyordu. Biz de hiç bu sınavla ilgili bir şey bilmiyorduk. Ben kendim şahsen o dönem çok stres yaptım, çok zorlandım. Bu tarz bir videoyu çok aradım. Ama Türkçe açıklamalı ve böyle tecrübe paylaşımlı bu tarz bir çalışma bulamadım. Bu nedenle benim gibi zorlananlar varsa diye böyle bir ders hazırladım arkadaşlar. DSA sınavı ile ilgili en çok sorulan içinde seans ifadesi geçmediği için acaba seans olarak kabul edilir mi? Bu sertifikayla iş bulabilir miyim? Oturum uzatma, sınırsız oturum alma gibi yerlerde işime yarar mı? Sorusu çok soruluyor. Bu arkadaşlar BAMF'ın resmi sitesinden C1 olarak kabul edilen Sprachnachweise diyor bakın burada. C1 olarak kabul edilen sınav türleri. Göte'nin 3 tane sınav türü var. TELK'in sınav türlerinin hepsi Science Allgemein dediğimiz, Allgemein kelimesi yanında geçmez ama biz ona direkt Allgemein diyoruz. Hochschule, Beruf, tabii ki Selbstständigkeit. TESTAF'tan en az 4 veya 5, DSA'dan 2 veya 3 ve diğerlerini okumama gerek yok. Yani DSA'dan 2 veya 3 aldığınız zaman 2 Science'a tekabül eder, 3 Selbstständigkeit'e tekabül eder. Her yerde geçerlidir. Herhangi bir C1 sertifikası isteyen bir kurum, eğer C1 sertifikasını istiyorum ifadesi orada geçtiyse zaten bunu da biliyordur ve geçerli olması gerektiğini biliyordur. Bilmiyorsa da bu tarz bir belge alır götürürsünüz. Ben DSA sonucumla evet bir işte buldum, sınırsız oturumumu da aldım Almanya'ya gelişimden 3 yıl sonra. Şu an bir proje kapsamında bir Alman devlet okulunda tarih öğretmenliği yapıyorum. Zaten iş sürecine girdiyseniz, başvurularda bulunduysanız siz de tecrübe etmişsinizdir. Çoğu işveren bu sınav türlerini bilmiyor, sadece sizden yeterli Almanca ister. İsterseniz CSV'niz olsun, isterseniz C4, C5 neyse. Eğer kendinizi iyi ifade edemiyorsanız, yeterli konuşamıyorsanız o işi maalesef alamazsınız. Bu nedenle DSA sınavına girersem iş bulur muyum, geçerli olur mu gibi bir tedirginliğe girmenize gerek yok. Her yerde geçerli bir sınav türüdür tüm Avrupa'da. Şu yine çok sorulan bir soruydu. Ben daha önce bu sunumu online ders gruplarımın birinde yaptım ama bu konuya bakmamıştım, dikkat etmemiştim. Arkadaşlar sordular. Bazı üniversitelerde geçmiyor diye duymuştum ama resmi olarak bakmamıştım. Sadece Stuttgart Üniversitesi'nde geçmiyormuş DSA sınavları. Yani Stuttgart Üniversitesi kendi DSA'sını yapıyor. Ama onun dışında Köln'den DSA sertifikanız var. Gidip Münih'te bir üniversite okuyabilirsiniz. Başka bir eyalette, başka bir şehirde. DSA sonuçları Bundesweit diyor bakın. Bütün Almanya'da geçerli. Ben bunu DSA.de yani DSA'nın resmi sitesinden aldım. Yine bu sorulmuştu. Ben dikkat etmemiştim. Çok da merak da etmedim sınava girerken açıkçası.
geçerli midir diye yine resmi sitedeki açıklama bu. DSA'nın bir sınırlaması yok. Ne zamana kadar geçerlidir sorusuna cevap sınırsız geçerli. 3 sene sonra, 5 sene sonra geçerli yeter diye bir şey yok arkadaşlar. Die DSA 5 dediğim Grund der Genomen Auswahl Hauptteilen. Diğer sınav türlerinde olduğu gibi iki ana bölümden oluşacak. Biraz önce kısaca bahsettiğim Schriftliche bölüm ve Mündliche bölümden oluşuyor. Die beiden Prüfungen finden nicht am selben Tag statt. Bu da yine DSA'nın resmi sitesinden aldığım bir bilgi. Sadece benim kendi üniversitemdeki kural değilmiş demek ki. Aynı gün gerçekleşmiyor. Bizde bir hafta sonra olmuştu Köln Üniversitesi'nde. Önce yazılıya girdik, bir hafta sonra sözlüye girdik. Bakın şurada bir ifade var. Die Studierenden bewerberinnen, die den schriftlichen Teil bestanden haben, werden zu einer mündlichen Prüfung eingeladen. Eğer yazılıyı kazanırsanız sözlüye davet edileceksiniz. Bizim üniversitede de öyleydi. Zaten de DSA'nın kendi merkezi kuralıymış. Yine DSA ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Belli başlı merkezi kuralları evet var ama her üniversitenin kendi DSA sınavı var. Bu nedenle her üniversite küçük ayrıntıları kendisi belirleyebiliyor. Kendisi bazı şeyleri şekillendirip değiştirebiliyor. Ama bu sanırım merkezi bir şey, bütün üniversitelerde geçerli olan bir şey. Eğer farklı üniversitelere DSA sınavına girdiyseniz ya da şu an DSA kursuna gidiyorsanız yorumlar bölümüne lütfen yazın. Biz de öğrenmiş oluruz. Şu üniversitede de DSA sınavına girdim. Şöyle bir tecrübem oldu şeklinde paylaşırsanız çok seviniriz. Yazılı bölüm şunlardan oluşacak. İlk önce Hörün bölümünden başlıyoruz DSA'da. Hörün bölümünde bir fortrack dinleyeceğiz. Profesyonel bir sunum. Tıpkı bir üniversitede bir sunum dinliyor gibi. İki kere dinliyoruz. Bu bir avantaj ama dezavantajı bizim üniversitede, Köln Üniversitesi'nde en azından öyleydi. Birkaç farklı üniversiteden birkaç arkadaşla daha görüşmüştüm. Onlarda da öyle. İlk bölümde aufgabeleri göremiyoruz. Sadece bize boş bir kağıt veriyorlar. Ve hörene videodan değil, canlı canlı hocadan dinliyoruz. Hoca bir teksten mikrofonu eline alıp amfide okuyor. Biz duyabildiğimiz önemli noktaları herhangi bir soru, bir afgabı görmeden neler önemli olabilir diye boş bir kağıda not tutuyoruz. Afgabıyı görmediğimiz için ilk dinlemenin çok da bir faydası maalesef olmuyor. Daha sonra afgabıları veriyorlar. Birazcık hazırlık süremiz var. Not tuttuklarımız afgabıları karşılaştırma gibi. Bakın şurada 5 veya 10 dakika. 10 afgabı var. 50 dakika sürebilir bir Arbeitungszeit diyor. 80-90 dakikada toplam Prüfung sürebilir. Sonra afgabıları aldıktan sonra tekrar hoca okuyor. Ondan sonra soruları onlara göre cevaplayabiliyoruz. Böyle diğer sınav türlerinden farklı bir Hörün bölümü var. Yine aralıklı bırakmasının sebebi 5 soru olabilir, 10 soru olabilir, 80 dakika olabilir, 90 dakika olabilir. Bu şekilde aralıklı olmasının sebebi arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi her üniversite kendi DSA'sını kendisi yaptığı için küçük değişiklikler olabiliyor. Hörün bölümünde şu tarz sorular geliyor. Yeşil olsana afgabı, kapalı uçlu sorular. Halb offene Aufgabe, yarı açık sorular, offene Aufgabe, açık uçlu sorular. Geçti o zaman Aufgabe dediğimiz richtig falsch soruları A1'den beri biliyoruz. Türkiye'de kendi girdiğimiz sınav türlerinde de alışkın olduğumuz kolay bir şey bu. Yine şu çoktan seçmeli demek A, B, C olan Zuordnungsaufgabe, eşleştirme soruları var. Bu kısmı kolay. Yarı açık uçlular nispeten zorlaşıyor. Ausfüllung und Ergänzen von Tabellen, Schemata oder Gliederungen. Bir tabela var mesela. O tabelada bir şeyler doldurmak gerekebiliyor. Kendi el yazınızla. Yani bir şey işaretleme şeklinde değil. Yazarak doldurulacak bölümler var. Ama uzun değil. Kısa kısa. Beantwortung von Fragen in Stichworten. Nennen von Schlüsselbegriffen in nominale Form. Böyle belli anahtar begriffleri nominal formda yazma, başlık yazma gibi. Anahtar kelimeleri yazma gibi kısa kısa yazılan bölüm var. Yarı açık uçlu. Offene Aufgaben açık uçlu bölüm var. Burası biraz zor. Tamamen bir uzun cümle, iki cümle, tam bir cümle yazmanız gerekebiliyor. Şu şöyle ise bu neden böyledir? Dinlediğiniz Fortra'ya göre şunun sebepleri, sonuçları nelerdir gibi uzun bölümler olabiliyor. Ben de İsa'nın Hörn'ünde açıkçası zorlanmıştım. Daha önceki sınav türlerimde hörünlerim genelde iyi geldiği halde höründen korkmuyordum ama hörünü biraz düşük gelmişti DSA'da.
Lazım bölümüne geçiyoruz. Lazım'da ne gelir size? 4000 ya da işte 5500 civarında kelimeden oluşan bir text gelecek. Afkabı sayısı yine 5-10 arasında olabilir. Üniversitenize göre değişir. Sie haben eine Bearbeitungszeit von insgesamt 90 Minuten. Die Erfahrung zeigt, dass für die Aufgaben zum Lesefest in circa eine Stunde oder 60 Minuten und für die Aufgaben zu den Strukturen circa 30 Minuten benötigt werden. Die kompletten Lesefest und Wissenschaft sprachliche Struktur. Bu arkadaşlar Deysa'nın kendine has bir bölümü. Hören, lesen, schreiben. Evet, her sınav türünde var. Aşina olduğumuz bir şey. Lesen'in içine dahil olan gramer bölümü, bu Wissenschaft, sprachliche Struktur dediğimiz bölüm arkadaşlar. Wissenschaft, sprachliche Struktur da aynı tekstle ilgili gelecek. Birazdan yine onunla ilgili bir bölüm geçecek. Yine Lesen'de gelebilecek soru tarzları, Hören'de olduğu gibi. Kapalı uçlular var, doğru yanlış ya da şıklılar sadece bir çentik atıp geçeceğimiz. Burası daha kolay. Yarı açık uçlular var. Ve açık uçlular yine Lazım'da da cevabı tamamen kendimizin yazması gereken, zusammenfassung yapmamız gereken. Mesela teksti genel olarak özetleyin gibi bir bölüm var. Bu kısmı birazcık yine DSA'yı zorlaştırabilen bölümü olarak nitelendirebiliriz. Bu benim DSA hazırlık kitabımdan aldığım bir örnek Lazım bölümü mesela. Kaynakçı olarak birazdan sonda vereceğim. Bir tekst var. Her paragrafa A, B, C, D, E diye bölüm koymuşlar ve her bir paragrafa uygun olabilecek bir başlık buluyoruz. Übeschriften zuordnen. Ya da Übeschrift'i kendiniz yazın şeklinde de denemeler var. O kitapta farklı tarzda bir sürü farklı deneme vardı. Demek ki farklı üniversitelerde çıkabilecek soru tarzına göre. Ama başlık bulma DSA'nın yine standart soru tiplerinden birisi. Muhakkak hangi üniversitede olursa olsun çıkacak. Ya başlığı kitapta afkabı da vereceksiniz, sadece eşleştireceksiniz ya da uygun bir başlık yazın diyeceksiniz, kendiniz bulup yazacaksınız ama bir şekilde başlık bulma var. Bu tek seansta da var. Hangi paragrafa hangi başlık uygun olur? Tipik seans sorusudur. Yine burada bir Stichwort yazma. In welchen Situationen ist eine Orientierung kaum noch möglich? Yön bulma ile ilgili bir tekst bu mesela. Hangi durumlarda yön bulma zorlaşır? Neben, Sand, Schiebüstü, işte çölde ya da sisli durumlarda gibi tekstin içinde geçiyordu. Bunu tam bir cümle yazmanıza gerek yok bakın. Sadece kelime kelime yazmanız yeterli. Çünkü parantez içinde Stichworte demiş. Bazen de Aufgabenizde da burada vollständige Satz tam bir cümle isteyebiliyorlar. Onlar da açık uçlu soru türüne örnek. Listen Stichworten. Yine burada da Stichwörtlerle kısa bir soru türü örneği aldım sizin için ekran görüntüsü. Welche Erklärungen für das Laufen im Kreis sind falsch? Hangisi yanlıştır şeklinde tekste geçen bir şey oradan alıp teksteki upuzun bir cümle oluyor. Siz onun önemli kısımlarını yakalayıp hangisi Stichwörtler bulup buraya yazmanız gerekiyor. Bence bu kolay bir tarz, bana kolay gelen bir bölüm ama bazı arkadaşlar da bunda zorlanabiliyorlar. O kadar uzun bir teksti ben kısaltamıyorum. Hangisi Stichwort, hangisi daha önemli bilemiyorum diyenler de oluyor. Böyle bir soru türü de var DSA'da. Yine tabela Ausfüllung, bu tarz bir şey gelebiliyor. Okuduğunuz tekste bir deney var. Deneyler süreci var. Bir iki üç tane deney yapılmış. Versuch Person, Handlungen der Versuch Personen, denek kişilerin davranışları var ve sonuçlar var. Bunları çıkarıp tam uzun cümle olmasına gerek yok. Öznesi ve cümlesi, verbi her şey olmak zorunda değil. Parantez içinde Stichworte demiş çünkü. Kısa kısa yazıyorsunuz ne anladığınızı. Richtig falsch soruları yine kolay. Frage zum Text. Bu da tipik DSA sorusu arkadaşlar. Hangi satırda geçtiğini veriyor. Was ist seine Meinung nach das Ziel des Schutzes? Satz mit eigenen Worten. Evet, tekste geçiyor. Buna benzer bir şeyler ama teksttekinin aynısını almamanız gerekiyor. Bu satır 28'i bir daha okuyorsunuz. Orada ne ifade edildiğini sizin görüşünüze göre diyor ama tabii ki kafadan görüş sallamayacağız. Oradaki tekste göre yazacağız ama kendi cümlemizi oluşturacağız. Böyle bir tarz var yine. Bir metin var. Tekstin içinde geçen bir bölüm.
farklı kelimelerle ifade edilmiş ama aynı kavram, aynı anlama çıkacak ve sizden uygun kelimelerle bunu dolduracaksınız. Bunlar bazen tekstin içinde direkt geçen kelimeler olabiliyor. Bazen kendi kelimenizi yazmanız gerekebiliyor. Lücken Text bölümü, yani tamamlama ve Lücken Text Verwaltstätigen, boşluk doldurma demek arkadaşlar, yine LAZY'nde çıkabilecek bir soru tarzı. Frage zum Text. Was hilft dann analysisch in der Wüste zu orientieren? Yine Stichwörtlü, yarı açık uçlu bölüme bir örnek. Yine Suordnung'a bir örnek ama burada sinonimlerini farklı şekilde ifade edilmelerini bilmeniz gerekiyor. Bunu bazen direkt sizin yazmanız isteyebiliyor bazı denemelerde. O şekilde gördüm ben. Bazı denemelerde de şurada şıkları veriyor. Siz seçiyorsunuz. Yine tipik değilsen sorusu başka sınav türlerinde yok. Nämlich mesela. O da unmerklich. O da abkommen. Satır 41'de geçmiş. Cümleyi okuyacaksınız. Oradaki anlamına göre burada ne ifade ediyor? Bunu bulacaksınız arkadaşlar. Drücken Sie den Teilsatz A und den Ausdruck B mit eigenen Worten aus. Satz, bütün bir cümle. Mesela satır 7'de dass diese Erklärung unzutreffend ist diye bir ifade geçmiş. Bunu başka şekilde nasıl yazarız? Unzutreffend'i burada bilmeniz, benzer bir şekilde farklı bir kelimeyle ifade etmeniz gerekiyor. Das diese Erklärung falsch ist mesela. Buna bir cevapmış. Wort Bedeutungen erkennen, nennen Sie ein Beispiel für anatomische Asymmetrien. Satır 9'da das im Text genannt wird. Böyle bir şeyden bahsedilmiş. Bu ne anlama gelir gibi bir şey. Text bezüke beştimen. Yine hangi satırda verildiğini, hangi word, hangi sastayla ifade edilir. Tipik değilsen sorusu. Bir yerde these geçiyor tekstin içinde. Bu these ne demek? Anlattı, anlattı. These is şivea dedi mesela. Bu zordur gibi bir şey dedi. These ne demek? Im Kreis zu laufen demekmiş bu tekste göre. Ya da burada bir şey anlattı, anlattı. Satır 20'de de bir zi ifadesi geçiyor. O zi burada neyden bahsediyor? Ne zisi? Şuymuş mesela. Teksti tamamen anlayacaksınız. Böyle kısa kısa küçük kavramların neyi ifade ettiğini, bazen tamamen uzun bir cümleyi ifade edebiliyor, bazen tek bir kelimeyi ifade edebiliyor. Bu da yine tipik değilse sorusu, LAZY'nde çıkabilecek bir tarz. Wissenschaft, Sprachliche Struktur'a geldik arkadaşlar. Bu da yine okuduğumuz aynı tekstle ilgili, o tekstin içinden bazı cümlelerin bize gramatik yapısını soracak. Farklı şekillerde ifade etmemizi isteyecek. Değilse'nin belki bir avantajı bence sadece tek bir tekstin olması. Gerçi bu bir taraftan da risk, eğer o teksti anlayamadıysanız zorlanırsınız. Örneğin telkte üç ayrı tekst türü var. Lese verstehen Teil 1, Teil 2, Teil 3 diye. Ama değilse de tek bir tekst var. Bütün soruları ona göre yapacaksınız. Anladıysanız büyük avantaj, yaptığınız işi. Ama anlamadıysanız da tabii zor. Evet, o da bir risk. Wissenschaft, Sprachliche Struktur da yine bu tekste bağlı olarak bir bölüm. Ben kendi hazırlandığım kitaptan içindekiler bölümünden almıştım neler çıkıyor diye. Bunun Deysa'nın resmi sitesinden almadım. İlla bunlar çıkmak zorunda gibi bir şey resmi olarak yok bildiğim kadarıyla. Ama hazırlık kitaplarındaki denemelerde bunlar veriliyor. Aktif bir cümleyi pasife dönüştürmeniz istenebilir. Verbal bir cümleyi nominal formda yazmanız istenebilir. Kauzal zeci, kondisyonel zeci kolay. Bunları A2'den beri biliyoruz. A2'de görmeye başladık. Das'la, Torstem'le, Obwohl'da cümleler. Konjüktif sıvaylar yapmanız istenebilir. Pasif ve zat, anlam olarak pasif olan kelimeler, partisipler, atributlar. Bunları hazırlanmaya başlarsanız öğrenirsiniz. Gramerine şimdi girmeyeceğim. Indirekte, rede, final zetse gibi bölümler gelecek. Wissenschaft, Sprachliche Struktur bölümünde. Geçiyoruz Schreiben bölümüne. Schreiben bölümü bence telke göre kolay çünkü kelime sayısı bir kitapta 200 kelime diyor, başka bir kitapta 250 diyor. Biz hatırlıyoruz, yanlış hatırlamıyorsam 250 yazdık Köln Üniversitesi'nde. Ama TELK sınavlarında 350 yazıyoruz ve bence daha zor. Deysa'da, Schreiben'da şunlar gelebiliyor, geniş bir yelpaze yine.
Bir grafik gelebiliyor, şablon gelebiliyor, diyagram, tabela, bir fotoğraf, ne bileyim bir çizim, bir sitat gelebiliyor, bir kısa tekst gelebiliyor. Çok geniş yelpazeli bir Beschreibung bölümü var yine. Örneğin testafta grafik gelecek, sadece grafik Beschreibung yapacaksınız ya da tekte bir sitat gelecek, o sitata göre Erörterung yazacaksınız. DSA'da bunların her birinin gelmesi mümkün. Yine değineceğiniz noktalar AFGAB olarak verilebiliyor. Şu grafiği de değerlendirerek olumlu olumsuz yönlerine bakın. Kendi mind okunuzu bildirin. Ülkenizdeki durum hakkında fikir vererek bir tekst oluşturun gibi değineceğiniz stikpunktlar size verilebilir. Verilmeye de bilir. Sadece grafik verilip sadece iki tane stikpunkt verilebilir. Bazen sadece kısa bir tekst verilip o tekst üzerinden ya da sadece bir cümle verilip o cümle üzerinden bir metin yazmanız bekleniyor. Benim kendi girdiğim sınavımda iki seçenek vardı. Bir tanesinde bir sitat gibi bir şey vardı. Öfente Şefeki Esmit ile ilgiliydi. Kısa bir cümle ve şitih vardı. Şunlara değinerek bu konuda bir tekst yazın diye. Diğerinde bir grafik vardı. Avusturya'daki çocukların dijital medya kullanımı. Bu bana biraz daha önce de grafik beşravink yaptığım için kolay geldi. Onu seçtim. Ama testaftaki gibi çok ayrıntılı bir grafik beşraybuk gerekmiyor. Sayılara, yüzdelere çok değinmenize gerek yok. Sadece grafiğe atıfta bulunarak grafikte de görüldüğü gibi şu yaş arasındaki çocuklar dijital medyayı çok kullanıyor. Herhangi bir yüzde sayı vermenize gerek yok. Çok kullanıyor, az kullanıyor gibi kaba yuvarlak cevaplar. Mesela yine kitaptan alıntı bir Schreiben Aufgabe'si bir denemeden. Bei der Schreibaufgabe sollen Sie sagen, dass Sie beschreiben, vergleichen, Beispiele anführen, argumentieren, kommentieren und bewerten. Sie erhalten das zur Vorlage und müssen innerhalb 60 Minuten circa 250 Wörter schreiben. Grafik olabilir. Bu Aufgabe'da bir grafik, mesela Schaubild, Foto. Kitaptan aldığım yine bir Schreiben bölümünün alıntısıymış bu arkadaşlar. Diğeri başka bir kitaptan aldım. Orada 200 kelime yazın diyor. Başka bir yayın evinde 250 kelime yazın diyor. Bunu göstermek için iki alıntı yapmışım. Bu yine örnek bir grafik. Denemelerden biri. Bu tarz bir şey Schreiben'da gelebilir. Yine şu tarz bir şey Schreiben'ınızda gelebilir ve nasıl yazacağınızı burada biraz ipucu vermiş. Bir Einleitung, bir Haupteil, bir Schlussformu. Einleitung ve Schluss her yazı türünün zaten olmazsa olmazı, bir giriş yapacağız, bir sonuç yapacağız. Ama aradaki bölümlerde artık pro kontra mı yapacağız, grafik mi, Beschreibung yapacağız. Mesela burada grafiği açıkla, grafiği yorumla, ülkendeki durumu anlat diye not tutmuşum ben. Bunu sanırım hocamız böyle demişti. Bir tane türü bu. Ama grafik gelmeyebilir, sadece bir metin de gelebilir. Size afgab olarak nelere değineceğinizi zaten verir. Yine bu çıkabilecek bir. Burada da şöyle bir ifade var, bunu hatırlatayım. Verdim wenige als 125 Wörter geschrieben wird die Teilprüfung Textproduktion mit 0 Punkten bewertet. Yine kitaptan aldım bunu, DSA'nın resmi sitesinden değil ama bir yerde bu dersi yaparken birkaç arkadaş evet hocam bizim üniversitede öyle dediler. 125 kelimenin altında olursa 0 puan alıyorsunuz. Ortalama çoğu üniversite 250 kelimelik bir tekst bekliyor sizden ama 125'in altına düşmemek gerekiyor. Bu 250 evet çok katı değil. Biraz üstü, biraz altı olabilir ama çok altına inmemeniz gerekiyor demek ki. Müntişe Prüfung'a geçiyorum. Müntişede de yine tıpkı Schreiben'de olduğu gibi geniş bir yelpaze var. Gelebilecek şeyler çok açık uçlu. Her şey gelebiliyor. Sizin üniversitenizde daha önceki yıllar girmiş arkadaşlara ulaşabilirseniz onlara sorun. Genel olarak üniversitenizin tarzını öğrenin. Bir tekst verilebilir elinize. Yine bir şablon verilebilir, bir grafik verilebilir, bir fotoğraf, karikatür, resim verilebilir. 15 dakikalık diyor burada. Ben 20 dakikalık da bizim Köln Üniversitesi'nde Vorbereitung Zeit'ı. Yalnız hazırlanıyorsunuz. 20 dakikalık bir hazırlık süreci var. Yine Deutsch Wörterbuch burada da serbest. Notlar tutabiliyorsunuz. Ondan sonra partneriniz olmuyor, prüferinle karşılıklı konuşuyorsunuz. Tuttuğunuz notlardan sizin bir fortrak prezentasyon yapmanız aslında bekleniyor. İki kere deneme yapmışlardı bize üniversitede. Birinde mesela karikatür gelmişti, birinde grafik gelmişti. Karikatürde bir kaplumbağa ben home office çalışıyorum diyor, kabuğunun altına girmiş. Konu home office'ti. Home office ile ilgili bir portrak yapmıştım. Sonra hocalarla soru cevap yaptık.
Gerçek sınavında bir tekst geldi. Okul öncesi çocukların eğitimi. Forschulkinder Erziehung Bildung. Teksti okudum. Özetledim ama bir prezentasyon şeklinde. Sonra soru cevap bölümüne geçtik. Ama tekst gelince başka arkadaşlardan da duydum. Tekstin bir ilk paragrafını yüksek sesle okutuyorlarmış. Forlesin yaptırıyorlar. Bana da yaptırdılar. Bu genel kural mı bilmiyorum ama başka yerlerde de duydum. Yine şurada bir bölüm var. Sie halten einen Kurs Vortrag Monolog circa 5 Minuten. Şurasını diyecektim. Warming up, Sie werden gebeten etwas über sich selbst zu erzählen circa 3 Minuten. Önce bir tanışma bölümü var. Ben bunun hatta sınava dahil olduğunu bile bilmiyordum. Sınava gireceğim de böyle bir hazırlığı zaten yapmamıştım. Bu hazırlığı ben sizler için yaptım. Evet, konuştuk periferinlerle, havadan, sudan, çoluk çocuktan vesaire. O da bir tile'mış demek sınavla ilgili. Sonra tekstimi aldım. 20 dakikalık bir hazırlık süreci vardı. Açıkçası sözlüğü kullanmadım o hazırlık sürecinde. Çünkü kağıda bakmadan, hocaların gözüne bakarak spontan konuşmam lazımdı ve bilmediğim, o anda öğrendiğim kelimelere bakıp zor kelimeler kullanıp kendimi riske atmak istemedim. Çok da güzel bir puan aldım. Full'e yakın 3 aldım. Yani C2'ye tekabül ediyor. Size de tavsiyem çok riskli kelimelere girmeyin. Zaten aşina olduğunuz, kullandığınız kelimelerle anlatın prezentasyonunuzu. Bir prezentasyon örneği galiba. Pro kontraları yapabilirsiniz diyor. Bunun için 20 dakikanız var. Bunları çok ayrıntılı üzerinde durmayacağım. Bir Prüfung Vorbereitung kitabı alıp hazırlanabilirsiniz. Bewertung'un bölümüne geçiyorum. Nasıl değerlendirilir? %40'ı Lesefechten'den oluşur. Lesefechten'e göre değerlendirilir. Yani Lesen'den hiç yanlış yapmazsanız %40 puan aldınız. Köln Üniversitesi'nde bunlar 40-40'tı. Bazı üniversitelerde %120 puanla olabiliyor. Ama oranı her üniversitede aynı. Hörfechten yine %40 etkileyecek. Tekst prodüksiyon eşit yine %40. Gramer bölümü çok aslında etkili değil. Onların yarısı kadar %20. Mündliche %60 etkiliyor. Sie müssen sowohl die schriftliche als auch die mündliche Prüfung bestehen. İkisini de kazanmak zorundasınız geçerli bir sınavınızın olması için. Ama daha önce söylediğim gibi yazılıyı geçtikten sonra sözlüğe girebiliyorsunuz. Her üniversitede öyle mi bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. DSA'nın merkezi sayfasında öyle buldum ama farklılıklar varsa yazarsanız memnun olurum. Şöyle güzelliği var bir Allah'tan. Mesela girdiniz Şirifliş'e kazandınız, Müntişe'ye davet edildiniz ama geçemediniz. Müntişe'ye sonra tekrar girebiliyorsunuz, Şirifliş'e'den muafsınız. Tek de olduğu gibi. Ama örneğin TESDAF'ta bir bölümden kaldığınız zaman her birine tekrar girmeniz lazım. Ve TESDAF'ta şöyle bir şey var. Hören ayrı değerlendiriliyor, Schreiben ayrı, Lesen ayrı. Burada sadece iki ayrı değerlendirme var. Schriftliche Teil ve mündliche Teil. Değerlendirme kriteri olarak bence TESDAF'a göre biraz daha avantajlı. DSA 1 nedir? 2 nedir? 3 nedir? %57-66 arası alırsanız DSA 1 bu C1-6 demek. B2'ye falan tekabül ediyor. DSA 2 %67-81 arası bu C1'e tekabül ediyor. DSA 3 de %82-100. Şurada da yine bir genel karşılaştırması var. Bakın DSA 2 nerede? C1 2. C1'in sonları C2'ye yakın C1 2 kabul ediliyor. DSA'da %67 başarıyla aldığımız için belki olabilir. Çünkü tekte %60 başarı C1 demektir. Belki o yüzden belki de biraz daha zor bulunduğu için mi bilmiyorum. C1 2'ye aşağı yukarı karşılık gelen bir sonuçtur DSA 2. Bu yine DSA'nın resmi sitesinden aldığım düşük olan genel sonucunuz olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Bu kriter değerlendirme kriteri birazcık riskli, birazcık acımasız gibi görünüyor. Şirifleşeceğiniz çok iyi geçti, grameriniz ve şansınız çok iyi, 3 aldınız ama konuşamıyorsunuz, heyecan yapıyorsunuz, 1 aldınız. Sonucunuz direkt 1 olur, ortalaması alınmaz. Farklı bir sınav türünde örneğin genel ortalamanıza bakılır. Tabii ki ayrı ayrı geçmeniz lazım ama genel ortalama, genel sonuç neyse onu alırsınız. Benim örneğin Şiriflişem 2 ama Müntişem çok iyi geldi. Full'e yakın almıştım. Müntişem 3, ona rağmen genel sonucum DSA 2. Bunlar benim yararlandığım kaynaklar arkadaşlar. BAFA sitesinden baktım, DSA.de'den baktım. Şunlar da Prüfung Vorbereitung kitapları.
Sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Kendi deneyimleriniz varsa farklı üniversitelerde girdiyseniz bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.